Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugün online fizyoterapiden bahsedeceğiz. Konuğumuz fizyoterapist Mürüvvet Can. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Mürüvvet Hanım? Teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Tabii. Ben fizyoterapist Mürüvvet Can. İstanbul doğumluyum. Eğitim ve iş hayatım boyunca da İstanbul'da ikamet etmekteyim. Eğitim hayatımda azimli, çalışkan ve başarılı bir öğrenciydim. Liseyi birincilikle bitirdim. Ardından İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünü kazandım. Ve fizik tedavinin piri olan insanlardan eğitim alma fırsatı yakaladım. İstanbul Üniversitesi'ni de dereceyle bitirdim. Ortopedi, nöroloji, pediatri, romatoloji ve buna benzer birçok alanda çalışmaya başladım. Özellikle ortopedi, nöroloji ve pediatri yani çocuk dediğimiz alanda yoğun olarak hizmet vermeye devam etmekteyim. Amerikan Hastanesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, ÇAPA, Cerrahpaşa gibi hastanelerde görev aldım. Ayrıca Avustralya Sports International'ın düzenlediği reformer aletli pilates eğitimini aldım ve bu alanda da hizmet vermeye başladım. Yapı olarak ise mükemmelliyetçi, yenilikçi, kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen, hayalleri olan ve hayallerinin peşinden koşan, insanlara yardım etmeyi çok seven, mesleğine aşık bir fizyoterapistim. Peki online fizyoterapiden bahsedecek olursak bu nedir, ne gibi fayda sağlar kişilere? Şöyle, online fizyoterapi kişinin konfor alanından çıkmadan, dilediği yerden, evinden, iş yerinden, ofisinden, farklı ülkeden, farklı şehirden, kısacası internet erişiminin olduğu her yerden, istediği saatte sabah, öğlen, akşam fark etmeksizin bilgisayar ya da telefon aracılığıyla fizyoterapistle birebir görüntülü görüşüp bireyin mevcut durumunun değerlendirilip kişiye özel hazırlanan programın uygulanması. Buna ek olarak tedavinin çok önemli bir parçası olan online ergoterapi hizmetini de kişiye sunarak günlük yaşam ergonomisinin kazandırılması. Şimdi online fizyoterapi sayesinde mesafe artık sorun olmaktan çıkacak. Zamandan yüksek oranda tasarruf sağlanacak. İnsanlar fizik tedaviye gitmek için beklemek zorunda kalmayacak. Fizyoterapistle birebir görüşme imkanı sağlanacak. Hastalıkla ilgili sorulara hızlı yanıt alınabilecek. Ayrıca fizik tedavi merkezinde alabileceği tüm imkanlardan da faydalanabilecek. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalarla da online fizik tedavinin ne kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır. Yani biz ne yapıyoruz? Kişiye özel hazırladığımız tedavi programlarıyla mevcut olan problemi ortadan kaldırıp oluşabilecek problemlerin de önüne geçerek bireylerin sağlıklı bir vücuda ve yaşama kavuşmalarına yardımcı oluyoruz. Buna ek olarak online ergoterapi hizmetiyle de yaşam kalitesini artırıyoruz. Peki fizik tedavinin insan hayatındaki yeri çok önemli aslında. Peki fizik tedaviye ne zaman başlanması gerekir? Toplum olarak yanlış bir yaklaşımımız var. O da son dakika harekete geçmek. Yani bir problem oluşup o problem günlük yaşantımızı ileri derecede etkilediği zaman ancak müdahale etmek. Bu çok yanlış aslında. Çünkü bir birey son dakika başvurduğunda bir şeylere tedavi süreci daha uzun, daha zor, belki de kalıcı hasarlar bırakabilir. O yüzden erken tedavi hayat kurtarır mantığıyla hareket edersek ve toplum olarak bu konuda bilinçlenirsek mevcut olan problemlerin çözümünü en kısa zamanda, oluşabilecek problemleri de en kısa zamanda ertelemiş oluruz. Yani problemi olan bireyler en kısa zamanda bu programa başvurursa problemleri hem hızlı çözülür hem de ileride yani problemin ilerlemesini engellemiş oluruz. Problemi olmayan bireyler için ise problemin oluşmasını engellemiş oluruz. Online fizyoterapiden bahsedecek olursak tekrardan herkes faydalanabilir mi? Şöyle, online fizyoterapiden birçok hastalık grubu ve hasta adayları dediğimiz grup faydalanabilir. Bu hasta adayları dediğimiz grup aslında gözden kaçan ve en önemli kısım. Birazdan o kısma detaylı olarak değineceğim. Şimdi ne gibi hastalığı olanlar başvurabilir? Ortopedik problemleri olanlar, bel fıtığı, boyun fıtığı, kalça problemleri, diz, omuz problemleri gibi, nörolojik problemleri olanlar, romatolojik problemleri olanlar, fibromiyalji gibi, spora bağlı yaralanmalar, postür bozuklukları, işe bağlı yaralanmalar. Bunlar problem oluştuktan sonra başvuran kişiler. Bir de hasta adayları dediğimiz aslında fizik tedavinin birinci basamağını ve en önemli kısmını oluşturan, koruyucu ve önleyici rehabilitasyona ihtiyaç duyan, herhangi bir problemi olmayan ama problem oluşma potansiyeli yüksek olan grup. Kimler bunlar? Masa başı çalışanlar. Bunlar listenin en başında gelen ve en çok problem yaşamaya meyilli olan kısım. Bununla ilgili şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela masa başı çalışanlara baktığımızda günün neredeyse 8-10 saatini oturarak geçiriyor. Ve bunu en az haftanın 5 günü yapıyor. 8-10 saat boyunca aynı pozisyonda oturmak vücutta birçok problemi de beraberinde getiriyor. Çünkü uzun uzun süre aynı pozisyonda olmak vücut için iyi bir şey değil. Uzun süre aynı pozisyonda kalınca vücutta bazı değişiklikler oluşmaya başlıyor ve bazı bozukluklar oluşuyor. İşte online fizyoterapi programında bunların hepsini engellemiş oluyoruz. Daha sonrasında mesela masa başı çalışanlara baktığımızda bel boyun problemleri, bilek ağrıları, parmak uyuşmaları çokça rastladığımız bir durum. Bu tarz problemlerin masa başı çalışanlarda görülme sıklığı diğer insanlara göre çok daha fazla. Bu da şu demek oluyor, pastanın büyük kısmını masa başı çalışanlar oluşturuyor. Yani en büyük hasta adayları maalesef ki onlar. Sonrasında ev hanımları, sedanter bireyler yani hareketsiz yaşayan insanlar, sporcular, yaşlılar. Peki masa başı çalışanlar ne yapmalı bu durumda? Şimdi şöyle, masa başı çalışanlar bu şekilde işi bırakmamaları gerekiyor. Sektör ya da meslek değişikliğine gitmemeleri gerekiyor. Onun yerine online fizyoterapi programı, vücut sağlığını korumak için online fizyoterapi programına başvurursalar eğer hem vücut sağlığını korumuş olacaklar hem de ileride ağrısız, sağlıklı bir vücuda sahip olabilecekler bu durumda. Pekala. Masa başında çalışıyorum, bildiğim herhangi bir problemim yok ama belim ağrıyor, sırtım ağrıyor, boynum ağrıyor diyenler ne yapmalılar? Şimdi ağrı bizim için çok önemli bir parametre. Ağrıyı hiçbirimiz çekmek istemeyiz. Ama aslında vücutta bir problem olduğunu, bir şeylerin yanlış gittiğini haber veren bir alarm sistemi. Ağrısı olan kişilerde demek ki bir şeyler yanlış gitmeye başlamış. Bu durumda erken tedavi hayat kurtarır mantığıyla problemin ortadan kaldırılması ve ağrının giderilmesi için harekete geçmemiz gerekir. Ama birçok masa başı çalışan gerek ihmal, gerek yeterli önem vermeme ya da bu konuda yeterli bilince sahip olmadığından ya da aslında en önemli parametre bu, buna ayıracak yeterli vakit bulamadığından gerekli hizmeti alamıyorlar. Online fizyoterapi sayesinde sadece masa başı çalışanlar değil, biraz önce bahsettiğim tüm hastalık grupları da buna dahil, evinden, iş yerinden, ofisinden, kısacası internet erişiminin olduğu her yerden istediği saatte bu hizmetten faydalanabilecek ve en önemlisi ulaşım için zaman kaybetmeden bu hizmetten faydalanacak ve ileride oluşabilecek problemleri önlemiş olacak. Ayrıca da oluşmuş problemlerin çözümünü de en kısa zamanda en zahmetsiz şekilde çözüme kavuşması sağlanacak. Biliyorsunuz ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Online ergoterapi uygulaması var. Bu nasıl bir uygulamadır? Nedir bu? Tabii ergoterapi bireyin yaşam kalitesini arttırmak için kişi, aktivite, çevre gibi unsurların düzenlenmesiyle bireyin hastalık durumunun önüne geçmek, ev, iş, günlük yaşam ergonomisi, iş yeri ergonomisi gibi şeyleri bireye kazandırmayı amaç edinir. Örneğin masa başı çalışanların oturma düzeni, masa koltuk ayarlamaları, iş yerinde yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler, mouse tutuş şeklinden büyüklüğüne, aynı şekilde günlük yaşamındaki düzenlemeler, oturup kalkma şekli, hangi pozisyonda uyumalı, nelere dikkat etmeli gibi. Kısacası bireyin tüm aktivite ve çevre düzenlemelerini yaparak bireyin günlük yaşamda doğru ergonomiyi kazandırmak. Böylece ileride oluşabilecek problemleri önlemek, oluşmuş problemlerin de ilerlemesini önlemek. Ergoterapinin insan hayatında çok önemli bir yeri var aslında ama önemsenmiyor, atlanıyor ya da bu konuda yeterli bilince sahip değiliz toplum olarak. Şimdi şöyle düşünün, mesela bel fıtığı, toplumda görülme sıklığı %60, yani birçok kişi bu problemi yaşıyor. Peki bel fıtığının oluşmasının en büyük nedenlerinden birinin tekrarlayan yanlış hareketler olduğunu biliyor muydunuz? Yani ne demek istiyorum şu, kişi sürekli yanlış şekilde eğilip kalkıyorsa ve bunu günde defalarca kez tekrarlıyorsa ya da masa başında uzun saatler çalışırken masa koltuk düzeni yanlışsa işte bu durumda aslında tehlike çanları çalmaya başlıyor ama biz farkındayız. Olmuyoruz. Bazen ağrımız oluyor ama önemsemiyoruz. İlaç içiyoruz, geçiyor vesaire derken bu durum hastalık ileri boyuta ulaşana kadar devam ediyor. Bu durumun yaşanmasının nedeni bireyin yaşamında ergoterapinin eksik olması. Buna şöyle bir örnek daha vermek istiyorum. Örneğin bir hasta geldi kliniğe. Çok çeşitli fizik tedavi yöntemleri uygulandı. Kişi tedavi edildi ve iyileşti. Ama bir süre sonra buna benzer bir problemle tekrar fizik tedavi merkezine başvurabiliyor. Bunun nedeni bireye bütüncül bir tedavi uygulanmaması. Çünkü gün 24 saat. Kişi orada sadece 1 saat tedavi alıyor. Peki geri kalan 23 saatte neler yapıyor? Neyi yanlış yapıyor? Problemin oluşmasını tetikleyen unsurlar neler? İşte bunlara bakılarak gerekli düzenleme ve düzeltmeleri yaparsak o zaman tam bir tedavi sağlamış oluruz. Biz online fizyoterapi hizmetinde sadece fizik tedavi değil, aynı zamanda online ergoterapi hizmetini de kişiye sunarak tam da etkin bir tedavi sağlamış oluyoruz. Harika. Peki online fizyoterapi aslında bizim toplumumuzun çok alışık olduğu bir uygulama değil. Tereddütleri var bu yüzden. Herkes olumlu yaklaşamayabilir hemen. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii şöyle bahsedeyim. Bu konuda yapılmış birçok bilimsel çalışma mevcut. Onlardan birine örnek verecek olursak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi dergisinin 2022 yılında yaptığı yayınında online fizyoterapi danışmanlığının fizyoterapist ve danışan gözüyle uygulanabilirliği konusunda araştırma yapılmış ve bu araştırmaya 500 kişi katılmıştır. Bu araştırma sonucunda online fizyoterapi danışmanlığının yüzde fizyoterapi kadar etkili olduğunu, insanların online fizyoterapiyle de iyileşebilir olduğu kanıtlanmıştır. Yani araştırmalar şunu gösteriyor. Online fizyoterapinin etkili bir yöntem olduğunu, özellikle birinci basamak dediğimiz koruyucu ve önleyici rehabilitasyon konusunda çok etkili bir tedavi yöntemi olduğu kanıtlanmıştır. Hı hı. Biliyoruz ki birçok kişinin kafasında şu an nasıl olacak, işte dokunmadan ekrandan tedavi mi olur diye düşünebilirsiniz. Ya da geçmişte fizik tedavi aldığım halde fayda göremedim, bu şekilde mi fayda göreceğim diye düşünenler vardır elbette. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi bu konuda yapılmış birçok bilimsel çalışma mevcut. Aynı aşı çalışmalarında nasıl birçok insanın üzerinde deneniyor, etkisine bakılıyor ve faydası kanıtlanırsa topluma uygulanmaya başlanıyorsa online fizyoterapide birçok insan üzerinde denendi ve başarılı sonuçlar alındığı için uygulanmaya başlandı. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bir insanı tedavi etmek için illa o kişiye dokunmaya ya da o kişinin bizim yanımızda olmasına gerek yok. İyi bir fizyoterapist tarafından eğer kişi doğru şekilde değerlendirilir, ona uygun programlar oluşturulur ve üzerine de ergoterapi ile birlikte bütüncül bir tedavi uygulanırsa fayda görememe olasılığı imkansız. Ayrıca uyguladığımız program sadece problemi olan, ağrısı olan bireyler için değil, konuşmalarımda da üzerinde oldukça durup önem verdiğim problemi olmayan sağlıklı bireyler için de oldukça uygun ve etkili. Hı hı. Peki çoğu insan spor yapmak için genel olarak spor salonlarını tercih ediyor. Bu doğru bir seçim mi? Vücut sağlığını korumakta online fizyoterapi kadar etkili mi spor salonları da? Şöyle, bazı insanlar vücut sağlığını korumak için sporun, egzersizin ne kadar önemli ve gerekli olduğunun farkındalar. Hı hı. Fakat burada atlanılan bir durum var. O da şu ki bazen bireyler spor salonuna gittiğinde spor salonuna gitmeden önceki haline göre daha büyük sorun ve problem yaşayıp sakatlanabiliyorlar. Hı hı. Bunun nedeni bireyin bilinçsizce spor yapması, vücudu için gerekli olanı, ihtiyacı olanı bilmemesi, başkalarından gördüğü, kendi vücudu için uygun olup olmadığını bilmediği ezber hareketleri yapmaya çalışması. Bu çok yanlış aslında. Bununla ilgili şöyle bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela iki kişi düşünün ve bu iki kişide de aynı problem olsun. Örneğin bel fıtığı. Ve bu iki kişinin yaşadığı şikayet ve sorunlar aynı bile olsa bu iki kişiye uygulanacak yöntem ve egzersizler birbirinden çok farklı olabilir. Birine iyi gelen egzersiz diğeri için riskli olabilir. Çünkü hepimiz farklıyız. Vücut yapılarımız farklı. O yüzden kişiye uygulanacak olan programların da muhakkak bireyin önce durumunun değerlendirilip analiz edilmesi ve kişiye özel program hazırlanması gerekir. Bunu da en iyi yapabilecek kişiler fizyoterapistlerdir. Çünkü bireyin anatomisini, fizyolojisini, mekaniğini en iyi bilen onlardır. Maalesef ki birçok spor salonunda bu konuya gerekli önem verilmiyor. İnsanlar spora başlamadan önce gerekli değerlendirme ve analizler yapılmıyor. İnsanların eline hazır programlar veriliyor. Kişiye özel programlar hazırlanmıyor. Durum böyle olunca insanlar spor yapayım, sağlıklı olayım derken sağlığından olabiliyor. Online fizyoterapide böyle bir şeyin yaşanması mümkün değil. Birincisi, bir fizyoterapistle birlikte çalışıyorsunuz ve tüm seans boyunca fizyoterapistle birliktesiniz. Yani yanlış yapma ya da hata yapma payınız yok. Ayrıca fizyoterapist kişiyi değerlendiriyor, gerekli analizleri yapıyor ve kişiye özel program hazırlıyor. Böyle olunca da kişi hem istediği görüntüye kavuşuyor hem de sağlıklı bir vücuda sahip oluyor. Ayrıca ileride oluşabilecek problemleri de önlemiş oluyor. Ve en önemlisi istediği yerden, istediği saatte bu uygulamadan faydalanabiliyor. Hı hı. Peki izleyicilerimiz online fizyoterapi hizmetinden yararlanmak isterse size nasıl ulaşabilirler? Bana birçok kanal yoluyla ulaşabilirler aslında. Instagram olanlar için fizyoterapist _ hesabından bana ulaşabilirler. Oradaki hesabımda birçok hastalıkla ilgili paylaşımlarım da var. Onları da inceleyebilirler. Ya da ekranın altında olan adreslerden bana ulaşabilirler. Aklına takılanları sorup daha detaylı bilgi alabilirler. Hı hı. Pekala, bu keyifli ve bilgilendirici sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz maalesef. Ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle, unutmayın en değerli yatırım kendimize yaptığımız, vücudumuza yaptığımız yatırımdır. O yüzden vücudumuzu iyi korumalıyız. Ona en iyi şekilde bakmalıyız. Korumak için de koruyucu ve önleyici programlardan yararlanabiliriz. Şimdi size bir soru sormak istiyorum ve tercihi size bırakıyorum. Vücut sağlığını korumak ve oluşabilecek problemlere karşı önlem almak amacıyla hiçbir şey yapmayıp, oturup bekleyip kendimizi kaderimize mahkum edip bırakmak mı? Yoksa kişiye özel hazırlanan programlardan faydalanarak ileride oluşabilecek bel fıtığı, boyun fıtığı ve buna benzer hastalık adayı olmaktan kurtulmak mı? Tercih sizin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pekala, biz de teşekkür ediyoruz. Katıldığınız, verdiğiniz değerli bilgiler için başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, fizyoterapist Mürvet Can bizlerle birlikteydi bugün. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.